Evet ablacığım. Anlat bakalım, neden kovulduk? Dinliyorum. Yıldız gerçekten hamileymiş. Ne? Ya resmen taht oyunları ya. Ben böyle bir şey görmedim arkadaş. Abla, bana bak, bu da yalan olmasın sakın ha. Halit kendi yaptırmış testi. Yani belki öbürü de yalan değildi ama sonuç yanlış çıktı. Bilmiyoruz ki. Yani biz baya baya kapının önüne konduk şimdi, öyle mi? Yıldız bizi yolladı kısacası. Halit de kibarca ne haliniz varsa görün dedi. Ya abla sen hani aranı düzeltmiştin Halit'le, her şey yolundaydı. Ne oldu? Olmadı. Bu kız hamileyken de hiçbir şey olmaz. Ne yapacağız şimdi? Bekleyeceğiz Caner'cim. Tabii bir süre. Ondan sonra da Halit ve Yıldız'ın burnundan fitil fitil getireceğim. Bravo vallahi, bravo. Yani hiç şaşırmadım, hiç şaşırmadım. Böyle bir durayım, akıllanayım, bekleyeyim, sakin olayım, yok. Ablacığım ne yapacaksın acaba ha? İntikam almak için ne yapacaksın? Estetik ameliyatla yüzünü değiştirip bambaşka bir karakter olarak eve öyle mi gireceksin yani? Anlamıyorum yani, bir insan daha ne yapabilir ki ya, ne yapabilir? Bugüne kadar hedefim küçüktü Caner. Yani Yıldız'dı. Şimdi hedefimi büyütüyorum. O Halit'in elinde, avucunda ne var ne yok alacağım. Hah, çok güzel. Biz de bir kır cenazesi yaparız o zaman. Ha, böyle çiçekler içinde. Madem düğün olmayacak, bari cenaze güzel olsun değil mi? Herkes taksın güneş gözlüklerini, gelsin. Acımız çok büyük ama gözlüklerimiz acımızdan da büyük diye böyle hüngür hüngür ağlasınlar ya. Sen geç dalgını, geç. O gün geldiğinde göreceksin.